Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin nadide öğrencilerinden Emre ile beraberiz. Merhabalar arkadaşlar. Emre ile beraber tercihleri konuşacağız arkadaşlar. Bir tıp fakültesini tercih ederken hangi süreçlerden hani ne günah vardı da tıp fakültesini tercih etti? Biraz bunu konuşacağız. Nelere dikkat etti tercih yaparken? Mühendislik ve tıp arasında kalmıştı evet, mesela. Evet. Bu süreçte kararını nasıl kesinleştirdi? Tercih dönemini konuşacağız yani kısacası. Şimdi İlk baş şunu sorarak başlamak istiyorum. Doğruyu söyle. Tıbbı isteyerek mi yazdın? Yoksa ne? Arkadaşlar şöyle ki %51 isteyerek yazdım diyeyim. Öyle diyeyim yani. %51. İlginç bir oran. İlginç bir oran ama 49 istememişsin. 49 istemedim açıkçası. Ne, gönlünde 49 ne vardı? 49 da Boğaziçi'nin üstün mühendisliği vardı. He. Evet. Çok apayrı şeyler ama. Aynen. Böyleydi yani. Peki Boğaziçi Endüstri yerine tıbbı orada nasıl karar verdin? Oradaki süreç nasıl işledi yani? Şöyle ki herkesin tahmin edeceği sürece aile biraz mi? Anne faktörü. İki benim de abim tıp fakültesinde okuyor işte. İki oğlum da tıpta okuyor. İki oğlum doktor olacak. Havası. İki oğlum da doktor olacak havası. Şaka bir yana. Ailem hani sürekli şey diyordu, istediğini seç oğlum, istediğini tercih et. Hı hı. Ama tabii ki ben içten içe biliyordum onların gönlünde tıp fakültesi yattığını. Ha böyle biz baskıcı aile değiliz bir yandan, serbest aynen bırakıyoruz ama oğlum ama hani yazmazsan da yani sen bilirsin birisinden. Yani şaka bir yana, gerçekten şaka yani bunlar. Ailem hiç baskı falan yapmadı aslında. Hı hı. Ben açıkçası tıp ve endüstri mühendisliği arasında çok gittim geldim yani. Dediğim gibi %51'e 49. Yani belli nasıl bir karar verdin? Ya şöyle, tıpın getirmiş olduğu iş garantisi, hı, ve belli bir miktarda para getirisi beni cezbetti açıkçası. Çünkü endüstri mühendisliğine gitseydim işte gelecek kaygım olacaktı. İşte doğru, sürekli kendini geliştirmek zorundasın. Sürekli tabii tıpta da aslında kendi geliştirmelisin ama geliştirmesen de doktor oluyorsun yani sonuç aynen olarak. Öyle. Endüstri mühendisliğinde en alt kademede de çalışabilirsin, en üst kademede de çalışabilirsin. Ne kadar Boğaziçi'nden mezun olursan ol. Mesela atıyorum kötü bir okuldan mezun olan adam da seni geçebilir yani Boğaziçi Endüstri'de. O yüzden ben yani sen o rekabeti işte üniversite hayatının yine böyle sürekli kendimi geliştireyim, acaba gelecekte iş bulabilecek miyim, nerede bulacağım, CV hazırlayayım, o şeyi çok istemedin. Ya aslında rekabeti seven bir insanım. Hı-hı. Rekabet etmeyi severim yani, bu benim için bir sorun değil ama sadece işte aynı dediğin gibi gelecek kaygısı, hı-hı, beni biraz hani hayatımı yıpratır diye düşündüm işte. Anladım. Ben gezip tozmak varken neden şey yapayım? Tamam, tıp fakültesinde çalışıyorum ama sınavı geçmek için çalışıyorum mesela. Orada ekstra bir çalışma yapmam gerekecekti. İşte rakiplerimden kendimi bir adım öne çıkarmam gerekecekti. O yüzden gelecek kaygısı gütmemek için üniversite hayatımda endüstri mühendisliğine vazgeçtim, tıp yazdım. Yani gayet de memnunum. Peki. Önemli olan da bu zaten. Aynen gayet öyle de memnunum aynen diyorsan öyle iş bence bitmiştir. Peki nasıl bir tercih listem vardı? Full tıp fakültesi mi? Full tıp fakültesi değildi. En altta diş hekimliği vardı. Yani diş de vardı. Vardı. Ama aynen, mühendislikleri yazmadın yani. Mühendislikleri yazmadım ama belli bir süreçte işte sürecin ilk başlarında tercih dönem açıldığında yazacaktım. Endüstri mühendisi bizim zamanımızda 1270'e kapatmıştı. Benim 1373'tü. Gelmez diye düşünüyordum. İşte Boğaziçi Endüstri'yi yazayım, gelirse gelir, gelmezse tıpa giderim diye düşünüyordum. Aslında bu çok yanlış bir şey. Bence çünkü hayatınız o kadar şey olmamalı, şansa bağlı olmamalı yani. O yüzden ilk başlarda yapsaydım tercihi, yazacaktım. Babam dedi ki biraz daha bekle, kesinleşsin. İyice karar ver, ondan sonra yaz. İşte belli başlı görüşmeler yaptım. Endüstri mühendisleriyle görüştüm, doktorlarla görüştüm. O mesleği yapanlar. O mesleği yapanlarla görüştüm. Üniversiteden kimselerle görüştüm, okuyan öğrencilerle. Öğrencilerle de görüştüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden işte TÖB'ün yapmış olduğu bir uygulama var. Uygulama gibi. İşte numaranı yolluyorsun. Tercih döneminde açıklandıktan sonra sıralamanı yolluyorsun. YKS sonuç belgeni yolluyorsun. İşte troll falan olmasın diye. Evet. 100 bininci adam arıyor. Aynen. 100 bininci adam aramasın diye. Numaranı yolluyorsun. Onlar sana geri dönüş yapıyor işte. TÖB'den, TÖB yönetiminden arıyorlar. TÖB de Tıp Öğrenci Birliği. Birisi aramıştı işte. 3. sınıflardan birisi. Onunla konuştuk. İşte dedi, çok para kazanmak istiyorsan, yani tıpta vermiş olduğun emeği mühendislikte verirsen daha fazla para kazanırsın dedi. Bu da açıkçası ne bileyim, yani ben doğru bulmuyorum bunu. Yani bence haksız da o konuda. Çünkü ne kadar şu an
dönemimizde minimum maaşlar söyleniyor sürekli haberlerde mesela. Bir mühendis iyi para alıyorsa atıyorum 150 milyar 200 milyar alıyorsa onun sürekli o mühendisler o parayı alıyormuş gibi lanse ediliyor ama doktorun mesela en düşük maaşı söyleniyor. Ben tanıyorum yani 300-400 bin kazanan doktorları tanıyorum. O yüzden bunu bildiğim için açıkçası biraz para, biraz şey, statünün getirmiş olduğu şeylerde tıp seçmende yardımcı oldu diyeyim. Konudan saptık biraz ama işte bir arada onunla konuştum yani öğrencilerle de görüştüm. Mesleği icra edenlerle de görüştüm. Endüstri mühendisleriyle de görüştüm. Yani hepsini bir keseye koydum, tarttım. Tıp daha yakın geldi, tıpı seçtim. Anladım. Yani sen böyle mühendislik tıp arasına kalan arkadaşlara diyorsun ki meslek sahipleriyle görüşün, üniversite öğrencileriyle görüşün, yine kendi filtrenizden geçirin. Aynen danışın, anne babanıza danışın, onların da fikirlerini alın. Aynen öyle. Ortaya net bir karar ama çıkartın arkadaşlar. Yani hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili kararları yine bir başkasına bırakmayın. Danışın, fikir alın, kendi süzgecinizden geçirip yine kendi kararınızı verin. Bazı tercih listeleri oluyor. Ha, evet, o tercih listesi. Yani çoban salatası gibi, affedersin. Aynen öyle. Bir mühendislik, iki tıp, üç diş, dört. Aynen. Yani mühendislik tekrar. Tekrar mühendislik bir okula. Endüstri yani, mühendisliği, bilgisayar mühendisliği hepsini yazıyor yani. Ya ortaya karışık elektrik. Yani. Yani bir şey karar verin. Ondan sonra tercih yapın. Ben mesela iyi ki endüstri mühendisliği yazmış. Çünkü yazsaydın da geliyormuş. Bak belki mesela. O zaman mutsuz. Ben çünkü şey diye yazacaktım hani. Gelmeyecek. İşte puan da yüksek ya biraz. Bir de şey diye düşünüyorsunuz. Mesela Cerrahpaşa 1700'e kapatmış. Sen 1370. olmuşsun. Daha yüksek puanım heba olmasın, sıralamam heba olmasın ama gibisinden düşünüyorsun ama çok saçma çok aslında. Saçma gerçekten. İşte Boğaziçi Endüstri yazsaydım geliyormuş aslında. Ya. İyi ki yazmamışım diyorum şu an çünkü mühendislikten sonra tıp yazmak. Benim bir arkadaşım var mesela şu an Cerrahpaşa tıpta. 1900. olmuş. İTÜ bilgisayar mühendisliği yazıyor. İTÜ bilgisayar mühendisliği 2500'e kapatmış normalde. 1800'e çekiyor İTÜ bilgisayar mühendisliği. İTÜ bilgisayarın altına da Cerrahpaşa tıp yazıyor. Ne alaka? İTÜ bilgisayara giremiyor mesela. Buradan Efe ona da selamlar olsun. Mutlu mu şu an, memnun mu Cerrahpaşa tıptan? Yani mutlu aslında. Çünkü babası da doktor. Bu işi biliyor yani az çok. Mutlu yani. Bilgisayar mühendisliğine gitseydim olurdu yüksek ihtimalle ama. Ben belki endüstri mühendisliğine gitseydim bu kadar mutlu olamayacaktım yani. Şu an onun farkındayım açıkçası. Sen yani tercih dönemine gitsen yine tıp yazardım. Yine tıp yazardım. Bu arada ben birinci tercihime Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yazdım. İkinci tercihe Çapa yazdım. Üçe Ege yazdım. Dördü 9 Eylül. Beşe Çanakkale memleketim. Altıya da Ege Diş yazdım. Bir tane de diş orada. Çünkü benim kafamda hep şey vardı işte sıralamanın bu kadar yüksek geleceğini düşünmüyordum. Sürekli İzmir'e gitmek istiyordum yani. İstanbul tutmaz. İzmir belki tutar. İzmir tutmazsa Çanakkale'ye giderim. Çanakkale olmazsa işte kendime göre çok kötü. 20 bin mesela bana göre kötü bir sıralama, istemediğim bir sıralamaydı. 20 bin falan da olursa mezuna kalmam. Yine Ege Diş'e giderim diyordum. Nitekim de yüksek gelince biraz değişmek zorunda kaldı açıkçası. Ben yine Ege Tıp'ı düşündüm bayağı ama gittim, gördüm, gezdim. Ama Cerrahpaşa Tıp'ta karar kıldım. Gayet de yine memnunum yani. Gayet memnunum. Mesele bu arkadaşlar. En sonunda olay yine şuna dönüyor. Şu an geçmişte vermiş olduğunuz kararın sonuçlarını yaşıyorsunuz ve bundan memnun musunuz? Memnunsan ki sen memnunum diyorsun. Memnunum. Çok memnunum. Her şey bitmiştir. Ben de şu an 4. sınıfa geldim. Buradan sonra zaten geri dönüş yok ama ben de memnunum. Geri dönmek istemiyorum. Geri dönmek isteyenler de oluyor ve dönenler oluyor. Ben onları tebrik ediyorum. Benim bir arkadaşım 3. sınıfın sonunda bıraktı Cerrahpaşa Tıpı. 3 sene okudu. 3. sınıfın sonunda Boğaziçi'ne gitti falan. İşte bunlar hep hayattan bir kayıp oluyor. Yani en başta düzgün karar verilmediği için. Böyle şeyler yaşamamak adına ciddi anlamda en az sınava hazırlanırken ki gösterdiğiniz emeği, özveriyi tercih döneminde de bence göstermeniz lazım. Çok iyi bir şekilde araştırmak gerekiyor. Yani benim mesela endüstri mühendisliği ile ilgili izlemediğim video kalmadı YouTube'da. İşte tıpla ilgili, Cerrahpaşa tıpla ilgili izlemediğim video kalmadı. Tıpla ilgili izlemediğim video kalmadı. Görüşmediğim insan kime ulaşabiliyorsam gittim görüştüm yani. Ki çok yine arada kaldım aslında. Ama yazdım yani. Tıp yazdığım için de memnunum. Tekrardan belirttiğim üzere. Bir de şöyle düşündüm ben o dönem. Ne kadar mesela parasal olarak da şu an kötü durumda olsa da doktorlar ki dediğim gibi az önce minimum seviye konuşuyoruz biz her zaman. O yönden bakıyoruz duruma. Bir insan hayatına dokunabilmek kadar bence güzel bir şey yok. Evet. Yani tercih döneminde de bunu düşündüm. Ve dedim boş ver parayı yani
gerçekten doktorluğun şu anda mesela vermiş olduğu, öğrenciyken bile vermiş olduğu statüyü cidden çok ciddi bir şekilde fark ediyorsunuz. Ve insanları size bakış açısı olsun. İşte tıp fakültesini okuyorum dedikten sonra, özellikle cerrahpaşa tıptan sonra ayrı bir şey oluyor. Evet. Ama tıp fakültesi okuyorum dedikten sonraki insanların size bakış açısı, düşüncesi işte çok güzel yani ya. Bu his bence muhteşem bir his. Bir insanın dediğim gibi hayatına dokunabilmek kadar da güzel bir şey yok bence. Hayatını kurtarabilmek. İnşallah ileride bu günleri de görürüz. İnşallah. İnsanların hayatlarını kurtardığımız günleri de görürüz. İnşallah. Bence çok güzel bir his arkadaşlar. O yüzden gayet memnunum ve mutluyum. Ben de senin memnun ve mutlu olmandan şu an mutluluk duydum. Böyle bir pişmanım falan deseydim bir üzülürdüm yani. Yok. Güzel, iyi ki. Tercihlerle ilgili olan videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarda lütfen bundan sonraki videolarda nasıl içerikler görmek istediğinizi, merak ettiklerinizi, sorularınızı yazın. Ya yorumlar kısmında cevaplarız ya da sonra onlarla ilgili içerikler çekeriz. Bu videoda bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.